Ne demek bu ya? Ne yapacağız şimdi? Elimiz kolumuz bağlı, adamın yurt dışına kaçmasını mı bekleyeceğiz aslan? Bu katil annenin yüzünden serbest mi kalacak? Aslan! Sana soruyorum, cevap ver bana. Sen bana soruyorsun, şimdi ben sana soruyorum. Son kez. Sence böyle insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı Devin? Ne oldu biraz önce? Neden bana bu soruyu sordun? Bana bu soruyu çok sordun. Niye sordun? Anlamadım. Sence bu insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı? Ne demek bu? Aslan benim bilmediğim bir şey mi var? Yağmur. Ya nasıl bırakırlar bu adamı? Bu nasıl serbest kalır ya? Ya nasıl serbest kalır bu ya? Bir mesele var. Aşağıdayım. Yağmur, tamam birazcık sakin olur musun canım benim? Hiçbir şey olmayacak. Bak bana. Ben onu çok iyi tanıyorum ben. Abla ben onu çok iyi tanıyorum. Beni gelip bulacak abla. Yarın bıraktığı işi bitirecek. Yanlış. Aslan bize biraz izin verir misin lütfen? Sakin ol. Tamam. Sakin olamam Aslan. Sakin. Sakin şey olamam. Yok. Bir şey yok. Duydun her şeyi unut. Ne oldu Serhat'a? Serhat'a ne oldu? Bana güveniyor musun sen? Serhat öldü değil mi? Nasıl öldü? Seninle bir alakası Aslan, yok. Aslan Serhat duydun, nerede? Ne oldu Serhat'a? Bir şey yok diyor. Ne oldu Serhat'a? Nerede Serhat? Karadeniz'in dibinde. Duydun mu şimdi? Rahatladın mı? Bak endişe duymana gerek yok tamam mı? Her şey benim kontrolüm altında. Sadece tedbir amaçlı geçici bir süre çiftlikte yaşamamız gerekiyor. Anladın mı? Bu İlyas Kuruzade ne kadar tehlikeli bir adam. Gerektiği kadar tehlikeli bir adam, öyle söyleyeyim sana. Oğlunu sizin öldürdüğünüzü öğrenirse? Öğrenmeyecek. Bak duyduklarını unut. Sen bir şey duymadın. Asla bilmemeli Aslan. Sizin yaptığınızı asla bilmemeli. Devin! Diyorum ki sana, kendine gel. Normale dön. Hemen normale dön. Bir şey yok. Unut. Her şey benim kontrolüm altında. Bunun seninle zerre alakası yok. Anladın mı? Sence böyle insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı diye sormuştun. Ben de sessiz kaldım. Ben sessiz kaldım diye yapmadınız herhalde değil mi Aslan? Devin. Devin. Aslan ben sessiz kaldım diye öldürmediniz adamı değil mi? Devin. Aslan ben ne bileyim? Ben sinirden öyle duvara vurdum. Ben ne bileyim adamı öldüreceğinizi? Senin yüzünden hiçbir şey olmadı. Benim yüzümden olmadı. Hayır, hayır. Hasan doğru mu söylüyorsun? Evet. Benim yüzümden olmadı hiçbir hayır, şey. Olmadı hiçbir şey. Tamam mı? Ben bir şey yapmadım. Hayır. Sen bir şey yapmadın. İnan bana.
Gerçek adı İlyas Koruzade, lakabı Kara İlyas, memleketi Adana. Kumar ve uyuşturucudan kazandığı serveti online bahis sektörüne kanalize ederek büyük yatırımlar yapmıştır. Zamanında Yusuf Soykan ve İbrahim Soykan'a el uzatmış, Soykanların bugünkü gücüne ulaşmasını sağlamıştır. Şimdilerde Romanya'da yaşayan ve oradaki yasa dışı bahis sektörünü tek başına elinde tutan İlyas Koruzade, yeğeninin öldürülmesinden sonra verdiği röportajla uzun süre konuşulmuştur. Ölüm ölmeyeceğini Cenab-ı Allah bilir. Biz bilmeyiz. Bizden kan aktı. Şimdi onlardan da akması lazım. Ve bu röportajdan sadece günler sonra meşhur Sancaktepe infazı olarak bilinen olay cereyan ediyor. Kasten tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanan İlyas Koruzade, saldırıdan hemen sonra yurt dışına kaçarak herhangi bir ceza almaktan kurtuldu. Peki, sulh daha uygun bir yol değil mi? Değil. Bizden kan aktı. Ailemizden kan aktıysa, şimdi bunlardan da akması lazım. Bu, İlyas Koruzade'nin Türkiye'de verdiği son röportajı. Daha sonra kendisine ulaşmak isteyen tüm gazetecilere hayır cevabını verdi. Sen ne yapıyorsun kızım ya? Kapat şunu artık. Ver şunu, kendine gel. Ya sen hiç uyumadın, sabaha kadar oturdu bunları mı izledin? Biliyordun değil mi? Ne? Her şeyi biliyordun. Bu adamın salınacağını, annenin bu adamı serbest bırakacağını, her şeyi biliyordun ya. Evin tamam artık, kapatalım bu konuyu, olur mu? Ama hiçbir şey yapmadın. Öyle avını bekler gibi bekledin adamın dışarı çıkmasını, değil mi? Çünkü bana bir ders vermek istedin. Öyle senin düşündüğün gibi değil güzelim, o işler böyle demek için yaptın bunu, değil mi? Değil mi Aslan? Sen bak. Sakın Aslan, bana bu konuyla ilgili sakın tek kelime de ayetme. Hadi mangala. Mangala mı? Aha, evet. Nasıl mangala? Aslan delirdiniz mi? Şu an konumuz mangal mı Allah aşkına? Bu konuyla ilgili tek kelime bile konuşmak istemiyorum diyen sen değil miydin? Aslan siz kafayı mı yediniz ya? Siz ana oğul beni artık delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hayır, benim şahsen hiç öyle bir niyetim yok. Annen az önce aşağıda bir çete lideri gibi böyle geniş geniş iki kişinin daha öleceğini söyledi ya. Ne mangalı, neden bahsediyorsun? Avukatla karısı ölmeyecek. Onlara söz verdim. Onların başına hiçbir şey gelmeyecek. Emin ol. Sana da söz veriyorum. Bak, dinle beni. Ölmeyecekler. Sakin ol, bir normale dön lütfen. Aslan nasıl normale döneyim? Ne normali Aslan? Aslan ne normali? Çıldırtmayın beni Allah aşkına, kafayı yiyeceğim. Neyin normali ya? Sizin normaliniz bu. Benim değil ki. Birazcık empati ya. Yapıyorum empati. Aslan, dün gece birinin ölüm emrini verdin. Benim evlendiğim adam birinin ölüm emrini verdi ya. Ve kim bilir kaç dakika sonra o adam öldü. Öldü. Anlatabiliyor muyum? Neyin normalinden bahsediyorsun? Üç. Ne üç? Dün gece birinin ölüm emrini verdim. Sonra kim bilir kaç dakika sonra öldü dedin ya adam için. Üç. Üç. Üç dakika. Anladın mı? Ben sana dün bir soru sordum. Sana dedim ki dün. Bu tarz insanlar dedim, yaşamayı hak ediyorlar mı? Sen bana sessiz kaldın. Cevap vermedin. Ondan sonra zaten olacağı... Ne yani? Sessiz kalmasaydım yapmayacak mıydın? Yani onu söylemek için çok geç artık. Aslan ne olur Aslan yapma ya, neler söylüyorsun? Bak ben sana diyorum ki olan oldu, ölen de öldü, tamam mı? Kimsenin başına bir şey gelmeyecek. Aslan o adam oğlunu sizin öldürdüğünüzü asla öğrenmemeli. Aslan ben Yağmur'u da seni de kaybetmek istemiyorum ya.
Kaybetmeyeceksin, kimseyi kaybetmeyeceksin. Annemin dediklerini unut. Annem dediği hiçbir şey çıkmayacak, tamam? Kimsenin başına bir şey gelmeyecek. Sakin ol. Hadi mangala. Buna bak, güven bana. Aslan! Hadi ben hazırım. Bak İlkay da geliyormuş, geç kalırsak kafamızın etini yer. Ha, aman eksik kalmasın. Zaten gelmeseydi ben çağırın diyecektim. Aslan emin misin ya? Gitmesek mi acaba? Kızım, alt üstü bir yürüyeceğiz ya. Bir problem yok diyorum sana. Dur ben ceketimi alayım yine. Bekle. Aslan! 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 Nevin! Neredesin sen? Dur, dur, sakin. Neredesin? Ne ol? Nereye? Sakin, buradayım. Telefondaydım, gittim geldim. İyi misin? Çok hızlı nefes alıyorsun. Sakin ol. Yavrum sakin ol lütfen. Sakin. Buradayım. Buradayım. Bak bakayım. Bak bana. Buradayım. Hı? Bir daha bu kadar uzun süre kaybolma. Nereye kayboldun? Ben mi? Şey... avukatla telefonda görüştüm. Ondan sonra o köşedeki kahveci var ya, onun tuvaletine... Bana yalan söyleme. Ne diyorsun sen ya? Sahilde bir tane araba vardı. İçinde de iki tane adam. Bizi takip ediyorlardı. Sen ciddi misin? Ciddi misin? Bak çok tehlikeli bir yere gidiyor. Paranoyanın ötesinde bir şey senin bu dediğin. Eline ne oldu o zaman? Akşamdan beri böyle. Mangalda oldu Devin. Ya de... Gerçekten bana şaka olduğunu söyle. Gayet ciddiyim. Peki, tamam. Sahilde senin yanından ayrıldım. Sonra gittim. O bahsetmiş olduğun adamları buldum. Neden? Bizi takip ediyorlarmış. Ve İlyas'ın adamlarıymış. Onları buldum. Bir güzel kenara çektim. Hepsinin ağzını, burnunu paramparça edip dümdüz ettim. Elimde bu yüzden böyle oldu. Nasıl? Güzel senaryo yazdın değil mi? Benden filmci olur mu? Yapma. Bana bak. Yapma. Ne olursun ya. Bak çok tedirgin ediyorsun, beni korkutuyorsun. Devin, ben avukatla görüştüm, sözleşmeyi konuştuk. Yarın işi halledeceğiz.
Endişelenmene gerek yok. Kimse zarar görmeyecek. İlyas'ın haberi olmayacak. Bak korkmaya başlıyorum. Yapma. Güzelim mi? Yapma. Yatalım mı? İyi geceler aslan. Aslan! Aslan! Rüyamda ölmüştüm. Yağmurda. O adam buradaydı.
İlyas. Devin, tamam artık, yeter, yapma. Avukatla karısı yaşayacak mı? Yaşayacaklar. İkisinin de pasaportları da çıktı. Kimlikleri de çıktı, her şeyleri çıktı. Yarın ikisini de ülke dışına çıkartacağız. Nasıl çıkartacaksın? Devin. Nasıl çıkartacaksınız avukatı? Kapıkule'den Bulgaristan'a geçireceğiz. Ondan sonra da Arjantin'e gidecekler. Oldu mu? Peki bu İlyas bulabilir mi bunları? Değil İlyas. Kendileri bile kendilerini bulamayacaklar, öyle söyleyeyim sana. Anladın mı? İlyas oğlunun öldüğünü öğrenirse bunu sizin yaptığınızı bilmemeli. Madem avukat ölmeyecek, madem İlyas onları bulamaz, madem avukat yok ortada, madem güvende, suçu avukatın üstüne yıkın diyorsun. Ne diyorsun? Hasan, ne diyorsun? Bir şey söyle. Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Yarattığım canavara bakıyorum.